Evet, geçen hafta bu şekilde geçmişti Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le. Şimdi kendisini karşımda görüyorum. Hocam maşallah turp gibi gözüküyorsunuz. İyi misiniz? Siyah turp mu, kırmızı turp mu? Hocam biraz yeşil turp oluyorsun ki kazaktan. He? Yeşil kazaktan ya diyorum, yeşil gibi oluyor sizinki. Ne yeşil gibi oluyor? Hocam kazağınız yeşil ya. Öyle işte espri yapayım dedim ama evet, olmadı böyle. Uzak mesafeden anlaşamadık hocam. Paralel evrende misiniz? Tutmadı. Tutmadı. Hocam anlatın, ne oldu size Allah aşkına? İşte o az önce verdiğin konuşmalar yapılırken ben programdan sonra hastaneye gideceğim. Neleri almam lazım filan, onları düşünüyordum. Biliyorum, buradan çünkü yani, çıkarken de söylediniz. Hastaneye geleceğim. Ha, hastaneye gideceğim dediniz bir tek. Başka hiçbir şey söylemediniz. Planlanmıştı yani. Evet, evet. Hani bazılarının söylediği gibi işte. Aniden midesi patladı. Patlayan çatlayan bir şey yok. Birilerinin ar damarı çatlamışsa onu ben bilemem. Allah şifa versin. Ya bu bir planlanmış operasyon yapılacaktı. Perşembe günü yapılacaktı. Ben Profesör Özcan Bey'den rica ettim. Dedim ki ben programımı yapayım, program aksamasın. Ne gereği var? Cuma akşamı geleyim, cumartesi de siz beni ameliyata alın. Ve aynen öyle yaptık. Ama adamlar işte neyse, dervişin fikri zikri meselesi patladı, yoğun bakıma gitti, acilen kaldırıldı falan. Bunlar yok tabii, bunlar doğru değil. Her neyse, geldik, ameliyat olduk. Efendim, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Gayet güzel ve cumartesinden beri de buradayım. Bugün beni taburcu edeceklerdi ama belki bir iki gün daha kalırım çünkü gene espri sayacaksan say, ben eve gideceğim, evde beni bekleyen falan kimse yok. Gene birileri gelip hizmet edecek. Dolayısıyla burada devam edeyim bir iki gün daha diyorum. Hocam, Profesör Özcan Gökçe Bey'e de söyledim doktorum. Evet. Olacak. Teşekkür ederim. Hiç şüphem yok. Ama çok hiç iyi gözüküyorsun. Yok. Orada da size belli ki çok iyi bakıyorlar. Onun için bence de birkaç gün daha kalın. Ne olacak ki? Hem şimdi eve... Çok da değil. O kadar geçmiş olsa ki, eve insanlar gelip bir de bazen kitapları çok... özledim. Bazen çok fazla otururlar hocam, daha fazla yorulursunuz. Hastanede bari gelip ziyaret edecekleri zaman dilimi belli. Pat diye hemşire geliyor, çıkartıveriyor falan. Daha iyi yani, yorulmazsınız. Tabii hastanede o gelen gidenin benim yanıma 12. kata çıkması benim irademe bağlı değil. Ben ne dersem diyeyim o doktorların verdiği karara göre. Çünkü insanlar kapının önünde birikiyorlar. Ameliyathaneden beri bu böyle. Biz bunu kontrol edemeyiz. Yani ben hangi sevenim? Adam Sinop'tan kalkmış gelmiş, Giresun'dan kalkmış gelmiş. Ben ne diyeceğim ona? Bir şey diyemem ki, zaten içim sızlıyor, o kadar zahmeti çekmiş. Doktorlar bunu hallediyorlar. Bu ben ama eve geçince bu o kadar benim iradem dışında olmayacaktır. O bakımdan eve geçme işini düşünüyorum yani. Ama gene de 2-3 gün içinde geçeceğim herhalde. Neyse ama çok iyi gözüküyorsunuz maşallah. Allah şifa versin. Birkaç gün daha orada dinlenin, size güzel güzel baksınlar. Sonra evinize geçersiniz. Haftaya da gelirsiniz burada karşıma canlı canlı. Allah nasip ederse haftaya orada olacağız. Senin yağmur gibi sorularına geçmeden önce ilk bir şey söyleyeyim. Benim aziz doktorum, Lokman Hekim diyorum ben ona, Özcan Gökçe Bey, Profesör Özcan Gökçe Bey'in çok açık talimatı var. Bir saatten fazla değil diye. Ona göre programını ayarla. Bu bir. İkincisi, bu kadar konuşuldu edildi bir haftadır bu haber konusu.
İşte patlayanlar, çatlayanlar, onlar, bunlar vesaire. Şunu bir müsaade et bana da bir 5-6 dakika şu işi bir özetleyeyim. Hocam bir saate dahil mi bu 5-6 dakika? Hayır. Tamam. Sadece bu hastalık olayıyla ilgili. Şimdi teşekkürlerim var benim. Evvela ameliyatı gerçekleştiren Türkiye'nin hakikaten bu konuda yüz akı insanlarından biri Profesör Doktor Özcan Gökçe Bey, yardımcısı Doçent Doktor Murat Kalaycı Bey, yardımcısı Doktor Tuğba Gülçelik hanımefendiye teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Samimi teşekkürlerimi. Allah onlara Şafii isminden bir nasip vermiş. Ve biz de bundan yararlandık. Bunu şükranla ifade ediyorum. Özel teşekkürlerim var. Bunlar hastane kapısına gelip yukarı şu haberleri gönderen insanlaradır. Hepsini buradan sayacak halim yok. İnşallah duygularıma yenilmem anlatırım bunu. Bu insanlar ben yukarı çıkıp hocamı görmek istiyorum. Hadi kendine gel bakalım. Ben onun sayesinde namaza başladım. Söylenenlerden bazıları. Onun sayesinde Allah'a inanmazken Allah'a inanır oldum. Onun sayesinde İslam'ı sevmezken İslam'ı sevdim. Onun sayesinde secde eder oldum. Onun sayesinde Kur'an okur oldum. Onun sayesinde intihardan kurtuldum. Diyen, benim yıllardır dinlediğim ama hastane kapılarında bunu ifade edip yukarı gelmek için çırpınan insanlara, yani özel teşekkürlerim onlara. Evet, ben kendine gel diyorum, sen hala yanlış yapıyorsun. Hadi. Şimdi gelelim işin ikinci bir noktasına. Teşekkür ederken Sabah Hanım ve herkes şunu bilmeli. Bayağı duygulandınız. Tamam, sen şimdi bana şimdi aman oradan problem çıkarma, duygulanma. Duygulan, duygusuz ol, bugün öyle ol. Hayat nimeti, bize verilen hayat nimetinin, bahşedilen hayat nimetinin hakkını bir biçimde ve mutlaka ödemeliyiz. Ödemiyorsak bu dünyadan insan olarak ayrılamayız. Nedir bu, bunun karşılığı, bunun faturası? Bizden sonraya bir şeyler bırakmaktır. Hayata katkı aldık, yaşadık, yararlandık, keyiflendik ve bunun karşılığı olarak hayatı bize veren kudretin emri istikametinde bir şeyler bırakmak. Halkımız ve sizler bilin ki, ben bu vesileyle söyleyeyim, bu vesile geldi işte, ben hayatımda bir hastane odasına girmiş bir insan değilim. Hastane yatağı nedir? Ben ilk defa bunu gördüm, tanıdım. Gerekiyormuş. Ben hayat nimetinin hakkını layıkıyla verdiğim kanaatindeyim. Bana bahşedilen hayat nimetinin karşılığını hayatı bana veren kudretin iradesi istikametinde verdiğim, ödediğim kanaatindeyim. Bunun içinde bahtiyarlık duyuyorum. Hayatıma bakan, tarihin bizi küresel düzeyde nasıl kaydettiğini geriye dönüp hatırlayanlar, bıraktıklarımıza bakanlar bunu gayet güzel ayrıntılarıyla anlarlar. Benim oralara girmeme gerek yok. Şimdi ben 3 fakülte okudum.
bir branşta profesörüm, başka bazı branşlarda meslek icra etmiş bir insanım. Ama şunu gördüm, bazı tecrübelerin insana kazandırdığını ne kitaplar ne de fakülteler kazandırır. Ben burada şu 4-5 gün içinde bunu gördüm. Ve mesela Kur'an'ın bir ayetini ben ömrü Kur'an'la nefes alıp vererek geçmiş bir insanım. Ama Kur'an'ın bir ayetini, daha birçok ayetini ama özellikle şu ayetin ne olduğunu, ne demek istediğini burada anladım. Diyor ki o ayeti kerime, eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, sayıp bitiremezsiniz. Bunu ben ilmel yakın olarak biliyordum. Kimin haddini Allah'ın verdiği nimetleri sayıp listelemek, bitirmek? Fakat burada gördüm ki bırakın Allah'ın verdiği bütün nimetleri sayıp bitirmeyi. Sabah Hanım ve herkes. Bir küçük odanın içinde 60-70 metrelik bir odanın içindeki nimetleri sayıp bitirmeye bile bizim ömrümüz yetmez. Siz şu bir bardak suyun şunu içmenin ne olduğunu herkes biliyor mu? Biliyor. Su, hayat kaynağı. Ezbere salla gitsin. Bunun, bu bir bardak suyun, şu bir yudum suyun ne olduğunu burada öğrendim ben. Hangisini sayacağım? Siz öksürebilmenin ne büyük bir nimet olduğunu biliyor musunuz? Öksürebilmenin, oturabilmenin, oturmak ya, oturma. Kös kös derler değil mi? Şu oturma ya, şu. Bunun nasıl bir nimet olduğunu siz biliyor mu? Herkes biliyor mu? Lütfen. Elinizi kaldırıp o yanınızı bu yanınızı kaşımanızın filan nasıl bir nimet olduğunu biliyor mu herkes? Şunu yapmanın, ben günde 200 defa 300 defa belki yapıyordum bunu. Şunu yapmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Bunu rahat yapabilmen. Bir odanın içinde sandalyeyi çekip rahat oturmanın, biri tutmadan yürümenin, lavaboya gidip ellerinizi yıkamanın, ben ilk defa 2 gün önce kendim tıraş oldum. Onun ne demek olduğunu biliyor mu insanlar? Öyle hanlar, hamamlar, çiftlikler, efendim, eşler, çocuklar, katlar, yatlar, bırak bunları ya sen. Büyük ruhlu insanlar bu nimetlerin şükrünü edaya bizi çağırırken bunları bir biçimde yaşamış, bunların hakkel yakin yani yaşayarak farkında olan insanlardır. Ben bunun hakkel yakinini burada yaşadım. Şimdi niçin durup dururken birden hasta oluyorsunuz, 3-3,5 saatlik bir ameliyat gerekecek şekilde hastaneye gidiyorsunuz filan. Bunlar sebepsiz şeyler değil. Fransızların bir tabiri var, experience vécu diye. Yaşanması gereken tecrübe demektir bu. Onu size yaşatırlar, yaşatıyorlar. Anlatacağım bir iki cümleyle gene. Şimdi sahip olduklarımızın kıymetini bilelim. Sahip olmadıklarımızın peşinde azmışçasına koşmak yerine sahip olduklarımızın bir, kıymetini bilelim. İki, şükrünü bilelim. Onu da anlatacağım. Bilemeyiz ama gayret edelim bilmek için. 3, keyfini çıkaralım. Doktor Özcan Bey, o Lokman Hekim diyorum ben ona, ileriki gün geldi, dedi ki nasılsın? Çok iyiyim de dedim, ya doktorum gözümü yumduğum zaman dedim, gözümün önünden lüfer geçiyor dedim, mevsimi meretin, biz buradayız. Dedi ki hafta sonu yiyeceksin merak etme. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani
Bilmeyiz ama gayret edelim bilmek için. Üç, keyfini çıkaralım. Doktor Özcan Bey, o Lokman Hekim diyorum ben ona, İleriki gün geldi, dedi ki nasılsın? Çok iyiyim de dedim, ya doktorum gözümü yumduğum zaman dedim, gözümün önünden lüfer geçiyor dedim, mevsimi meretin, biz buradayız. Dedi ki hafta sonu yiyeceksin, merak etme. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani biz bunların farkında mıyız? Hamsi gelmiş, mevsim, hava soğumuş. Hamsi tam lezzetine kavuşmuş. Siz hamsi yiyemediğinizi düşünün veya yediğinizi. Yiyemediğinizde hamsi yemenin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Aman herkes sahip olduğu nimetin kıymetini bilsin, bu bir. İki, şükrünü eda etsin. Bize neler verildiğini düşünelim yeniden. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki bir duasında, Rabbim ben seni layık olduğun şekilde övmekten acizim. Sen kendini kendine yakışır şekilde öv. Ben gayret ederim ama ben bunu tam yapamam. La uhsi senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike diyor. Bunu da burada bir kere daha yaşadım, bu ne demek? Biz bir odadaki sahip olduğumuz nimetlerin şükrünü eda etmeye bile muktedir değiliz. Bunu bilip Cenab-ı Hakk'ın önünde de boynumuzu bükelim. Bunu ilmen biliyorduk. Şuur olarak biliyorduk ama yaşayarak bilmek de başka bir şey. Bir şey daha söyleyeyim, bu faslı kapatayım. Yaşadığımız bu tecrübe bizi sınıra getirdi. Sınır derken şunu kastediyorum. Bu dünya ile öbür sonsuzluk aleminin sınırı. O sınır bir tülden ibarettir. Hiç kimse o aleme bir başkasından ne bir santim yakındır ne bir santim uzaktır. Bunun yaşla, sağlıklı olmakla, sporcu olmakla, falanla filanla hiçbir ilgisi yoktur. Bakın orada bine yakın kardeşimiz bir depremde akşamdan yattılar. Kardeşimiz, misafirimiz dünyanın oradan buradan gelmiş insanları sabah ölü kalktılar. Hiçbirinin ne midesi patladı ne orası çatladı. Yattılar, kim bilir sabah yarın akşam kahvaltıda ne umutları vardı. Ölü kalktı. Onun için herkes ölüme aynı mesafededir ve aynı uzaklıktadır. Ben o sınıra gittim. Ben Kur'an mümini bir insanım. Benim için o tülün, o sınırın öbür tarafıyla bu tarafı arasında hiçbir fark yok. Cenab-ı Hak neyi takdir ederse ben ona boyun eğerim. Öbür tarafa da mutlulukla geçerim. Bu tarafta da mutlulukla kalırım. Davet vaki olursa geçerim, olmazsa işime devam ederim. Sınıra gittim. Sizin programınızdan çıktığımda ben çocuklarıma vasiyetlerimi, her şeyimi yazmış, teferruatıyla zarflamış, vermiştim. Ne var bunda? Bak orada program yaptık, az önce izledi insanlar. Vasiyetlerim yazılıydı ben o programı yaptığım zaman. Ne var bunda? Eğer siz hayatın öbür tarafını berbat etmemişseniz, oraya gitmekten niye korkuyorsunuz? Ben oraya gitmekten hiç korkmuyorum. Ama bana hayatı veren kudret, burada işin var, devam et derse, amenna, devam ederim. Gel derse, başım üstüne giderim. Sınıra gittik. Buyurun. Ben geldim, bugüne kadar da işimi yaptığım kanaatindeyim. Elbette günahlarım, hatalarım, eksiklerim var ama Allah'ın rahmeti onlardan büyük.
onu da bildiğim için mutluyum. Geldim. Dediler ki tamam geldin, biz sana bir tecrübe yaşatacaktık. Yaşattık. Tabii daha şeyler söylendi ama ben onları paylaşmaya mezun değilim. Bu kadar. Geldin tamam, şimdi sınırın bu tarafına geçmiyorsun. Geri dön, işine devam et. Döndük işte bak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Şimdi bunda neler etkili oldu? Türkiye'nin dört tarafından gelen dualar, bunları unutmayalım. Geçen hafta hatırlarsanız Sabahcığım, biz duaların özellikle şifada, tedavide sanki bir hissi kabilel vuku, bir öngörüyle orada gündem yapıldı. Ben söyledim hatta Alexi Kavel'in bu konuda konuştuk. Bir kitabı. Dualardan falan konuştuk. Değil mi? Bakın o nasıl dualar geldi, nasıl dualar geldi, nasıl? Bir ucu Edirne'de, bir ucu Kars'ta, bir ucu Antalya'da, bir ucu Erzurum'da. Şimdi onların hepsine buradan tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Söyledim baştan ama. Ne oldu oldu, ben o planı bilemem. Ama Cenab-ı Hak orada sınırda bize söylenen budur. Ve döndük işimize devam edeceğiz. Hasan el-Basri vardır. Tarihin, İslam tarihinin kaydettiği en müstesna insanlardan biridir. Peygamberimizden 110 yıl sonra öldü. Tabiun neslinden çok büyük İslam ilim ve irfanının anıt isimlerinden biridir. Çocukluk arkadaşı bir zat ama Hasan Basri gibi bir hayat geçirmemiş bir zat, ileride karşılaşıyorlar. Nasılsın, iyi misin, şu bu, diyor ki Hasan, iyiyim Hasım, güzelim, yaşlı dönemleri ama ya ölümden çok korkuyorum. Gülüyor. Tabii diyor korkarsın. Bütün hayatın öbür tarafı berbat edecek şekilde geçti. Şimdi oraya gitmek seni ürkütüyor. Hocam çok affedersiniz. Hocam. Buradan devam edin. Bir 20 saniye ara verelim. Hemen devam edeceğiz buradan. Ben bir iki cümle daha söyleyeyim ki buraya bir daha girmeyelim artık. İki cümle. Bu vesileyle bir şey daha anladık Sabah Hanım. Bak gerçekten iki cümle. Büyük Mevlana 700 küsür sene önce zamanüstü bir hikmet bize bırakmış. Onun ne demek olduğunu da burada yaşadım ben. Diyor ki Büyük Mevlana, ölümsüz Mevlana diyor ki, ne değerli insanlar gördüm, sırtında elbise yok. Ne değerli elbiseler gördüm, içinde adam yok. Ben burada bir kere daha anladım. Hakikaten çok değerli marka elbiselerin içinde adam yerine mahluk dolaşabiliyor. Çok bölük pörçük, zavallı, çaresiz, perişan elbiseler içinde çok büyük ruhlu insanlar dolaşabiliyor. Bunu da Büyük Mevlana'ya tazim ve şükranlarımı buradan arz ederek bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hocam, ve bu faslı burada kapatıyor. Hocam çok geçmiş olsun. Gerçekten çok güzel konuştunuz. 20 saniye ara veriyoruz. Ondan sonra da bir saatimiz başlıyor. Hocam gerçekten çok güzel ve duygusal bir konuşmaydı ama yani o kadar güzel yaptınız ki onun üzerine soru sorup da sizi tekrardan yormak istemiyorum. Şimdi dün akşam bugünkü programda şeyden bahsedecektik biliyorsunuz, küresel afetlerden ve küresel afetlerden bahsedeceğiz ve onların da bir şey mi diyeceksiniz? Ben o kitabı getirttim ama bugün küresel rahmetlerden bahsedelim.
O ne hocam? Kitabım burada. Küresel afetler kitabı burada. Ha, onu bu programlamış biliyorum. Birçok şey benim dikkatimi çekti ve onları size sormak istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Böylelikle izleyicilerimizin de benim de merakım giderilsin. Biz de bilgi sahibi olalım. Mesela surelerden bahsederken bir tanesinde Yusuf suresinde göklerde ve yerde nice ayetler var ki yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile deniyor. Bunu biraz açıklayabilir misiniz bize? Çok güzel. Onun bir kısmını biraz önce açıkladım. Nimetlerle ilgili kısmını. Değil mi? Evet. Dönüp geçersin kimse anlamaz. Yani hava, havadan sudan konuştuk derler. Siz bedava olan havayı ciğerlerinde problemi olan bir adama sorun. Trilyonlar verse o bedava soluduğunuz havayı alamıyor. Bu nimetler kısmı. Bir de ayetler, yani kanıtlar, izler, işaretler, bilimsel deliller kısmı var. Şimdi bize öğretmişler Allah'ın ayetleri. Ayet ne demek hocam? Kur'an ayetleri. Allah'ın ayetleri, Allah'ın izleri, işaretleri, kanıtları, belgeleri demek. Bazı yerlerde de mucize anlamında kullanılır. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu ayeti evren, Kur'an ve insanın içerdiği bütün değerlerin parçaları olarak kullanıyor. Kur'an ayetleri ayettir. Kur'an'ın belli parçaları. Ama insanın nefes alıp verişi de ayettir. Saçı da ayettir, tırnağı da ayettir. Denizler, gökler, yıldızlar, galaksiler de ayettir. Fosiller de ayettir, böcekler de ayettir. Her şey, gece, gündüz, her şey ayettir. Hepsi incelenmelidir. Şimdi Kur'an diyor ki, siz kafanıza göre bazı ayetleri önemsiyorsunuz. İşte ayet bunlardır. Ne diyor adam? Ayet, Kur'an ayetidir. Peki kardeşim, Kur'an ayeti ayettir. Bu bilim bünyesinde tartışılan konular nedir? Onlar da ayettir. Kur'an diyor ki, tarih kalıntıları ayettir. Fosiller ayettir. Harabeler ayettir. Devam ediyor. Hatta Firavun'un geriye kalmış mumyası bile ayettir. Onu da inceleyeceksiniz. Ve bunların siz birçoğunu diyor es geçersiniz. Kafanıza göre birkaç tane ayet bellemişsiniz, onları bilirsiniz. Ötekiler durur. İnsanlığı ilk defa gökleri tetkik etmeye, yer altını tetkik etmeye, harabeleri, kalıntıları tetkik etmeye iten İbn Haldun'un da çok yerinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için bilimlerin kurucuları Kur'an mümini Müslümanlardır. Dincilerin göklere çıkardıkları yobazlar değil. Dini berbat eden bir takım adamlar bir yandan o ilim ve irfan anıtı dedelerimizi zındık kafir ilan ettiler. Şimdi de sıkıştılar mı? Bizim tarihimizde bak işte böyle adamlar var. Onlar senin adamların değil. Sen onlara yapmadığını bırakmadın. Onlar senin adamların değil. Seni gidi sahtekar seni. Onlar senin adamların değil. Onlar Kur'an müminlerinin adamları. Onlar İbn Haldun'un adamları. Onlar İmam-ı Azam'ın adamları. Sen kenara çekil. Sen birkaç rekat namaz kıldın, onu da cennette huri sayısı artsın diye yaptın. Hayat nimetinin hakkını ödeme şuuruyla yapmadın. Sen çekil kenara, dine kir sıçratma. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim birçok ayeti umursamaz gelir geçersiniz. Dönüp bakmazsınız, illa ve hum mu'rizun diyor. Dönüp bakmazlar bile, kayıtsız bir şekilde geçer giderler.
Newton'un bir sözünü okumuştum. Muhteşem, tam Kur'ani bir tespittir. Bir gün, bir gece yıldızlı semaya bakıyor. Evrenin derinliklerine. Diyor ki, işte Tanrı'nın okumamız için önümüze koyduğu kitaplardan biri de budur diyor. Tam Kur'an'ın dediğidir. Bunu okumadıktan sonra senin kıldığın namaz kime ne yarar? İnsanın içi ayetlerle doludur diyor. Ya sen insanın içindeki ayetleri okumak şöyle dursun. Sen insanın açlığıyla, susuzluğuyla, çıplaklığıyla, derdiyle, feryadıyla, gözyaşıyla bile meşgul olmadın. Dolayısıyla o ayetleri hiç farkında olmadan gelir geçerler yanından, o ayetler de orada durur. O zaman Kur'an'a giderek yeniden kafiri tanımlayalım. Kafir, Allah'ın ayetlerinden tamamını veya bir kısmını inkar eden adamdır. Hiç lam cim yok, öyle dayatma, belletme, sokma, sokuşturma yok. Kur'an'ın dediği budur. Allah'ın ayetlerinden Kur'an kitabındakileri inkar eden nasıl kafir olursa, evren kitabındakileri inkar eden de kafir olur. İnsan kitabındakileri inkar eden de kafir olur. Hepsini inkar edense benim kitabımda da söylediğim gibi çifte kavrulmuş kafir olur. Herkes yerini buna göre belirlesin. Hocam buradan yola çıkarak şeyi soracağım. Bakara suresinde biz bir ayeti silip yok ettiğimizde veya onu unutturduğumuzda yerine ondan daha iyisini yahut onun bir benzerini mutlaka getiririz. Gayet tabii. Bunu bize anlatır mısınız? Kur'an'ın başka bir yerde bulamayacağınız muhteşem tespitlerinden biridir. Bunu Kur'an hükümlerinin bazılarının zaman içinde neshedildiğini, Kur'an'ın bazı ayetlerinin bazılarını hükümden düşürdüğü anlamında almışlardır. Asla Kur'an'a yakışmaz. Kur'an'ın hiçbir ayeti öbür ayetini hükümden düşürmez. Hepsi hükümdedir. Yeter ki adam gibi onları okuyup anla, hangisi nerede nasıl uygulanacak değerlendir. Hesaplarına gelmeyen ayetlerin deskedilmiş gösterip işin içinden çıkmışlardır. Kapatalım orayı şimdi. O ayet ne diyor? Bakara suresinin o ayeti. Evren devamlı büyümekte. Cenab-ı Hak yaratılışta artırımı devam ettiriyor diyor Kur'an. Yezidu fil halk. Biz evreni ve yaratılışı genişletmekteyiz diyor Cenab-ı Hak bizzat kendisi. Evren sonsuzdur. Sonsuz değildir fakat sınırlı da değildir. Bakın bilim bize bugün gösteriyor ki devamlı yeni galaksiler, sistemler oluşuyor. Paralel evrenler oluşmaya devam ediyor. O ayette onu diyor. Cenab-ı Hak bir takım varlıkları varlık bünyesinden kaldırır. Onların yerine başka varlıkları koyar. Canlı olur, cansız olur, evren olur, plan olur, sistem olur, galaksi olur, olur olur. Hocam, onu vermek istiyor. Az önce paralel evren dediniz de bu paralel evren konusunda herkesin kafası karışık. Yani paralel evren ne demektir? Ama sizden rica edeceğim bizim de anlayabileceğimiz bir şekilde anlatın. Abi siz onu bulurken paralel evrenin ne demek olduğunu şimdi paralel hocam, evrenin ne demek olduğunu kim evet kim layıkıyla anlamış ki ben Sabah Tümer'le ikimiz bunu anlayalım. Anlatmaya hocam, çalışalım. Anlatmaya çalışalım çünkü birçok şey geliyor insanın aklına o paralel evren. Siz bir anlatın ondan sonra ben kimlerin aklına neler geldiğini soracağım size. Şimdi hani paralel evren hani bir biz bir evren daha var ve orada Kur'an-ı da dünya Kerim var filan mı yani? Bir de çünkü diyorsunuz ki her şeyden çift yaratmıştır Allah diyorsunuz.
Yani paralel evrende de bir Sabah, bir Nur, Yaşar Nuri var mı? Onlar da program yapıyor mu hocam? Hiç gülme. Espri değil. Muhtemelen yapıyor. Veya paralel evren şu anda bizim burada yaptıklarımızın bir başka planda, bir başka biçimde tekrarı da olabilir. Mesela ahiret hayatı dediğimiz bir paralel evren açıklamasıyla tekrar gündem yapılabilir. Biz Kur'an'dan ne kadarını anlıyoruz? Zaten 1000 senedir anlamak için okumadık. 1000 yıllık kaybımız var. 1000 yıl. İlk 400 yıl hariç. 1000 yıllık kaybımız var. O açığı kapatmak için. Bu 2012 teorileri de var ya, 2012'de işte dünyanın sonu gelecek, Maya takvimi bitiyor falan gibi. Ya bırak şimdi bu teoriyi. Hayır bir şey söyleyeceğim. Kimisi de onun mesela paralel evrende yaşanıp bittiğini, burada yaşanmayacağını iddia ediyor. Ona ne diyorsunuz? Olabilir. Paralel evren çözülmüş bir mesele değildir. O çözüldüğü zaman zaten hayatın sırrı çözülür. Ama Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı teki ve çifti yaratan diyor ve sonra da diyor ki, bakın ayeti kerimeye, biz her şeyi her şeyden yarattığımızı çift yarattık. Sabahat Ümer de çift yaratıldı, Yaşar Nuri de çift yaratıldı, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, her şey, önünüzdeki mikrofon da belki. Ha bu çift, birisi burada işte, bak konuşuyoruz. Öbürü nerede? Belki ahiret dediğimiz o paralel evren işte orada. Her şey çift. Gözyaşlarımızın da bir çifti, ikizi var. Sevgilerimizin, sevdalarımızın, aşklarımızın, beklentilerimizin, hepsinin. Biz hayatın ne kadarını biliyoruz? Çok küçük bir kısmını biliyoruz. Her şey çiftse o zaman bu paralel evreni biraz yutar, ama mesela siz şimdi hocam, hani siz dediniz ya, iki kere sevdim ama bir kere aşık oldum ve kavuşamadık dediniz. Hatırlıyor musunuz daha önce? Şimdi mesela paralel evren evlendim, varsa. Bir kere aşık oldum dedim. Bir kere aşık oldum ama iki kere de sevdim yani. İki kere de sevdiğim insanla evlendim, aşık yani olduğumdan. Şöyle dedim. Bir dakika. Benim adıma deme, sonra bunların faturası bana geliyor. 2 saat sonra başlar. İki hanımla evlendim dedim. Ama aşık olmadan. Yani 16 yaşında evlenmiş bir adam aşk ne? Kim o, kim ya? Ama ikisini de sevdim dedim insan olarak. Evet, tamam. Ben onun dışında bir şey demedim zaten. Ama birine de aşık oldum dedim. Onunla evlenemedim. Onunla evlenemedim dedim. Onu söyledim. Paralel evrende siz de varsanız, o da varsa. Onunla paralel evrende evli olabilir misiniz? Ya bize böyle anlatın yani, hani böyle açıklamalar. Aşkı meşke ancak anlayabiliriz biz bazı şeyleri. Ya şimdi o insan yaşıyor, onu hemen ahirete filan öbür tarafa göndermeyelim. Gücenir mücenir ama yani ben onun, evet onun paralel evrende olsun gerçekleşeceği kanaatini taşıyorum muhakkak. Bakın mesela peygamberimizin söylediği, rivayet edilen bir söz vardır. Birbirini gerçekten ve samimiyetle severek ölenler de bir manada şehit olur diyor. Aşık olarak birbirine ölenler de. Bu ne demektir? Onlar bu dünyanın ötesinde bir biçimde, belki o paralel evrenlerde bir yerde, bir biçimde bu sevdalarına yakışır bir beraberliği sağlayabilecekler demektir. Hayatı veren kudrete, bu tabiri özürler dileyerek söylüyorum, teşbihte hata olmaz, tırnak içinde, Cenab-ı Hakk'a, hayatın sahibi kudrete yakışan da odur. Madem onlara böyle bir faye veriyor, onları bir yerde mutlaka kucaklaştıracaktır. Hocam hani bu dünyada olmadı ama kısmetse paralel evrende mi diyecekler bundan sonra çiftler? Kavuşur. Canım şimdi bu dünyada hayır, bu dünyada daha iyi anlayalım diye soruyorum. O zaman mesela
ruh eşimi arıyorum falan diyorlar ya şimdi, şimdi yeni böyle moda çıktı. Bir dakika, ruh, bir dakika. Eş ruh mu, ruh eş mi neydi? İnsan... Ruh eşim değil mi? Ruh ikizi, ha ruh ikizi mi? Ruh ikizimi arıyorum. Yaşamakta falan. Olan insanlar için. Evet, yaşamakta ya olan. Ya hep sen konuşuyorsun Sabah. Hocam ses gidiyor geliyor. Yaşamakta olan insanları... Yaşamakta olan insanların ümitlerini paralel evrene bırakmayalım. Çünkü ben de, o dediğim insan da yaşıyor. O henüz bu dünyada mümkün ve muhtemeldir. Ama paralel evrene kalırsa ondan da benim şahsen bir şikayetim olmaz. Değil mi? Doğru. Şimdi bana soracağım, güzel güzel konu hocam, siz seviyorsunuz hala. Efendim? Seviyorsunuz hala o halde. Sen bir ara verecektin. Arayı ver. Ara yok mu? Arayı ya, ver verdik. Sonra verdik demin arayı hocam. Şimdi araya yok mu değil mi ara? Peki, bunun, üst, peki. Bunun üstüne bir su içelim. Başka sizin, konuya geçelim. Soğuk mu hocam? Hı? Soğuk mu? Fena değil. Işıklar ısıtmış. Hocam şey şimdi hayır, bir de şimdi moda olan bir şey var. Paralel evrenden nereye geldik de tekrar döneceğiz oraya. Şimdi herkes bir ruh ikizidir arıyor. Ruh ikizimi bulacağım. Bu ruh ikizim işte bir adamı seviyor veya bir kadını seviyor. Çok ruh doğru. İkizim diyor. Şimdi herkes çift yaratılmıştır dediğinizde herkes aynı cinsiyette mi çift olmuş oluyorlar? Ruh ikizini bulanlar doğru bir şey mi buluyorlar yani? Hayır. Yani o bakın. Demek, ne demek? Ruh için cinsiyet yok. Bir defa onu düzelt. Sizin ikiziniz karşı cinsten de olabilir. Aynı cinsten de olabilir. Ruhun bilmiyoruz cinsiyet onları. Yoktur. Bu plan öyle yüksek bir plan ki biz onun esrarını bilmiyoruz. Sadece iman ediyoruz. Bir şey daha var. Hazreti Peygamber diyor ki ruhlar bu dünyaya gelmeden ezel aleminde tanışır, birbirini tanır, severler. Bu dünyaya geldiklerinde o tanışan, birbirini orada seven ruhlar burada da beraber olur. Birbirinden orada haz etmemiş, birbirine ısınmamış, birbiriyle kucaklaşmamış olanlar burada da birbirine ısınmazlar diyor. Yani buna yakın ifadeler içeren bir sözü var peygamberimizin. Şey. Ama bu ruh ikizliği de bir gerçektir. Peki o zaman paralel evreni birazcık daha bahsedersek orada neler olduğundan, neler olabileceğinden, yani ne gibi şeyler anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de paralel evrenle ilgili? Şimdi bunu anlamak için bir şey daha söylüyorum. Ben bu paralel evrenler meselesinin Kur'an-ı Kerim'in temel inançlarından biri olan ahiret kavramıyla çok sıkı bir münasebeti olduğunu düşünüyorum. Küresel kavramlara koymadım bunu çünkü küresel kavramlar meseleleri fizik ve astrofizikle Kur'an'ın münasebetleri açısından inceliyor. O bakımdan işi metafiziğe, felsefeye, hele hele şiire, edebiyata, romantizme çekecek hiçbir beyanı buraya sokmadım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Paralel evrenler meselesi hayatın, varlığın ve oluşun en hayati kavramlarından biridir. Bizim ahiret dediğimiz zaten müteşabih olduğu için bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Ahiretin varlığında hiçbir şüphemiz yok. Elimin parmaklarında şüphem olur da onda şüphem olmaz. Ama mahiyetini bilmiyoruz. Cenab-ı Hak zaten bilemezsiniz diyor. Bu paralel evrenleri bu açıdan da irdelemek lazım. Belki biz dünya hayatından demin dediğim tül perdenin arkasını öbür tarafına geçtiğimizde paralel bir evrene geçiyoruz. Oradaki, o evrendeki paralel olan Sabah, Yaşar Nuri, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin devam ediyor bir biçimde. Ama bir de evrenlerin kategorik olarak
galaksilerin, sistemlerin paralelleri var. O da bunun içinde. Kur'an-ı Kerim zaten tek boyutlu bir ifade, tek boyutlu bir kelam hiç etmez. O da bunun içinde. Şimdi bilim başladı konuşmaya. Güneş sistemi dahil bütün galaksilerin, bütün o sistemlerin, ben tabii onun terminolojisini de bilemem, benim alanım değil. Paralelleri var. Simetrikleri var. İkizleri var. Her şey geometrik. Evet. Paralel evrenler meselesini biz Show TV stüdyosunda, bizim programda, hele bir de böyle bir günde, doktorun şimdi eminim saate bakıp hoca uzatma sakın demeye başladı. Paralel evrendeki doktorla konuştum, hiç problem yok dedi. Çok güzel. Ben de aslında o problem var deseydi ben burada olmazdım. O da problem yok dedi zaten. Doğrudur. Ona şükranlarımızı ifade edelim. Ama Profesör Özcan Bey'e de şükranlarımızı ifade edelim. O da bu evrende olmasaydı bu da olmazdı. Bu da olmaz. Aynen öyle. Bu konu gerçekten biz çok paralel uzun. Paralel evrenlere istersen haftaya devam ederiz. Haftaya devam edelim. Devam çok uzun ve derin bir konu. Hatta belki bir fizikçi falan da alırız yanımıza. Ya da belki onu daha sonra gece programında yapabiliriz. Bilmiyorum, onu biraz enteresan bir konu. Bu daha bir açmak belki lazım. Onu al al. Al onu, bir fizikçi uzmanı da al, bir fizik profesörünü al, birlikte konuşalım bunu. Çok ben de mutlu olurum. Peki hocam, bir şey daha soracağım. Evet. Bazı yerlerde ben ifadesi var, bazı yerlerde biz ifadesi var ve bu biz ifadesi de tabii ki herkeste de meraka yol açıyor. Biz kim? Biz ne demek? Neden biz deniyor? Az önce okuduğum Bakara suresinde biz bir ayeti silip yok ettiğimizde diye başlıyordu mesela. Cenab-ı Hak varlık ve oluştaki tasarruflarını ifade ederken denebilir ki ben tabirinden çok biz tabirine yer vermiştir. Enteresan. Niçin yapar bunu? Bu Küresel Afetler kitabında genişçe açıklanmıştır. Ben burada özetleyeyim. Cenab-ı Hak tasarruflarında, eylemlerinde, yapıp etmelerinde kendi emrinde ona hizmet eden, bütün planları şereflendirmek için onları kendiyle birlikte anıyor. Rüzgara görev vermiş, rüzgar o görevi yapmış. Meleklere görev vermiş, onlar o görevi yapmış. Güneşe, suya, geceye görev vermiş, onlar o görevleri yapmış. Tabiat kuvvetlerine görev vermiş, onlar o görevleri yapmış. Onun emir beri onlar, onun emrinde bunları yapmış. Yap demiş, yapmışlar. Onları şereflendiriyor. Kendiyle birlikte anıyor. Bir, iki, Cenab-ı Hak, vacibül vücut olan Cenab-ı Hak, kendinin, kendi kudretinin, hatta şahsının, zatının, varlıktan ayrı değil, varlık da varlıkla iç içe olduğunu bu yolla bize ifade ediyor. Üç, Cenab-ı Hak bu yolla bize tabiatı rencide etmenin, tahrip etmenin, taciz etmenin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı taciz etmek olduğunu ifade ediyor. Tevekkeli değildir. O da bu kitapta var. Peygamber aleyhisselam hayatında en ağır bedduayı, tabiatı tahrip edenler, yeşilliği tahrip edenler, tabiatın dengelerini bozanlar, kullanılan ifadeler
tuhumul arz tabiridir ve menarul arz tabiridir. Yani tabiatın, doğanın dengelerini tutan olmazsa olmaz değerleri taciz edenleri lanetlemiştir. En ağır bedduası onlaradır. Şimdi insanlar dünyada çevreciliği, yeşile saygıyı, doğaya saygıyı, temiz çevreye, temiz doğaya saygıyı kim başlattı, bunun öncüsü kimdir diye arıyorlar, birilerini buluyorlar, getiriyorlar. Kur'an mümini olduğunu söyleyenler, tabii onu söylemiyor onlar, biz Müslümanız diyorlar. Kur'an da diyor ki, Müslümansınız ama mümin değilsiniz. Bakın. Hiç kimse ben Müslümanım deyip nüfus kağıdına dayanarak paçayı kurtaramaz. Kur'an bunu engellemiştir. Hucurat suresi 13. ayet. Mümin olacaksınız. Yani iman dediğimiz o esrarlı mananın şuuruna ereceksiniz. O da Cenab-ı Hakk'ı taciz etmemekten geçiyor. Dün bizim bu dini şuurla değil de dayatılan ezberlerle yaşayarak kendimizi nasıl mahvettiğimizi anlatması bakımından ibret verici bir tablodur. Dün ziyaretime sağ olsunlar Ankara'dan gelen arkadaşlar içinde değerli siyaset insanı, hukuk insanı Hüsamettin Cindoruk ve Ufuk Söylemez vardı, eski Maliye Bakanı. Sohbetlerimizde çok muhteşem bir anekdot geçti. Bunu burada vermek isterim. Biz dini nasıl yanlış ve sakat anladık. Böyle anlattılar bize, dayattılar. Süleyman Bey'in başbakanlığı zamanında diyor, ben bir görev verdi bana Süleyman Bey. Hangi yıl onu bilmiyorum. Yemen baş müftüsü, Yemen şeyhi diye anılan ama siyasi tarafı, devlet adamı tarafı da olan bir zat gelmiş Ankara'ya ziyarete. Süleyman Bey bana diyor, bunu Cuma'ya gitmek istiyor. Cuma'ya götürelim, nereye? Ben aldım diyor, gittik. Cuma namazı. De, tam da o sırada şu farz. Bu anlatacağınızı unutmayın. Onunla beraber belki eklersiniz diye soracağım aynı şey. Çünkü öyle sorular geliyor. 3 cuma namazını mazeretsiz kılmayan dinden çıkar mı? Onu da buna bağlarsınız. Ha, tam işte. Tam yeri. Tam o işte. Gittik diyor. Bu aynı zamanda din ilimlerinde de otorite olan bu devlet ve siyaset adamı, böyle sakallarıyla müheykel bir adam. Cuma farzı kıldı diyor, 2 rekat. Biz farz diyoruz. Farzı. Cuma'nın farzı olmayan bir şey yok ki. Cuma farz zaten, 2 rekat cemaatle kılınan bir namaz. Cuma'nın farzı, sünneti falan filan, bu tabirler bir defa uydurma. Kıldı diyor 2 rekat. Bizim Cuma'nın farzı dediğimiz 2 rekat, oturdu diyor. Cami boşalmamış. Devam ediyor. Herkes diyor kılıyor harıl harıl. Oturdu diyor. Ben de oturdum onun yanında. 2 rekat kıldıktan sonra demiş ki, bunlar ne yapıyorlar? Niye bunlar yatıp kalkıyor? Tabir aynen Hüsamettin Bey altını çizerek söyledi. Demiş ki, bunlar işte Cuma'nın şusunu kılıyor, busunu kılıyor. Zuhri ahır bilmem ne. Ya bunlar nereden çıktı demiş. Bunları bunlara kim öğretti? Bunları ezberletti? Cuma demiş, 2 rekat Peygamberimizin bize bıraktı. Bu kılınır. Ondan sonra Cuma bir nevi bayramdır. Sohbet açılır. Hutbe de zaten o sohbeti açan bir başlangıçtır. Onun içinde Cuma namazından sonra okunur. Emevi bunu Cuma namazından önceye aldı. Ve insanlar birbiriyle sohbet eder. Birbirinin halini, hatırını sorar. Birbirinin derdini sorar. İhtiyacını sorar. Orada diyor oturdu 10-15 dakika ve herkes orada o ezberletilen, dayatılan, uydurma, yatıp kalkma kısmını bitirdikten sonra biz de diyor kalktık herkesle birlikte. Ama adam diyor hayretini
defalarca ifade etti ve bunu şaşırdı adam. Ya bir Müslüman ülkede bu nasıl işti demiş, ya böyle cuma mı olur? Şimdi şuna gelelim. Biz bu dini gönderenin iradesine uygun olarak ne algıladık, ne yaşadık. Onun için bu dini yaşadıkça dünyanın önünde perişan olduk. Şimdi bir söz var. Ta Koçi Bey Risalesi'nden beri biz bunu ezberlemişiz, gelip gidiyor. Koca Osmanlı İmparatorluğu'nun temel söylemlerinden biridir. Efendim, inhitatımız, geriye kalışımız dini mübini İslam'a lakaytlığımızdandır. Amenna ve saddakna. Zerre kadar itirazı olan namerttir. Tamam da beyefendi, ey Koçi Bey ve herkes, o dini mübini İslam dediğin ne? O ne? Kur'an bize yeminle bildiriyor ki bu kitabın müminleri dünyada da ahirette de kurtulmuştur. Nerede bana bir tane kurtulmuş Müslüman gösterir misiniz? Allah'ın verdiği petrolü başkalarına muhtarlık parası olarak verip sürünüyorlar. 1940'lı yıllarda benim de çok büyük saygım olan peygamberimizin neslinden bir büyük insanın kapalı çarşıda elini öpmeye kalkmışlar. Demişler ki efendi hazretleri, o zaman Müslümanların dünyadaki durumu ortada. Gerçi belki o gün daha iyiydik, o da ayrı bir dava. Dua edin de Müslümanlar kurtulsun deyince elini geri çekmiş. Abdülhakim Arvasi. Büyük zat elini geri çekmiş. Demiş ki, efendi siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ne demek dua et de Müslümanlar kurtulsun? Müslüman, Müslüman olur da kurtulmamış olur mu demiş ki ben dua edeceğim. Müslümansa zaten kurtulmuştur. Kadeflehal müminun diye Allah çift yeminle bize bildiriyor. Müslümanlar kurtulmuştur. Nerede? Demek ki dini mübini İslam'a lakaytlığımızdan oldu derken bunun arkasını doğru dolduralım. 700 senedir bunun arkası doğru doldurulmadığı için biz dini mübini İslam'a lakaytlığımızdan bu hale geldik deyip o bize ezberletilen dine yapıştıkça Allah da bizi süründürme paydasını artırdı. Müslümanların da insanlığın da bir numaralı meselesi bugün. Çünkü İslam sadece Müslümanların işi değil, bütün insanlığın meselesidir. Bir numaralı meselesi, İslam'ın ne olduğunu, yani Kur'an'ın getirdiği, altını çiziyorum tek tek, Hazreti Muhammed'in gösterdiği dinin ne olduğunu evvela tespittir. Bu camilerde anlatılan Kur'an'ın getirdiği din falan değildir. Hocam, peki. Ey insanlık camiası, bunu bil. Onun ne olduğunu yeniden tespit etmemiz lazım. Allah'a binlerce şükürler olsun. Onun tartışmasız kaynağı ortadadır Kur'an-ı Kerim. 604 sayfalık kaynak. Ne istiyorsunuz da? Gerisi hikayedir. Gerisi bu kaynaktan alınan onaya göre yeniden yerine konacaktır. O zaman onlar da saygındır. Bu kaynaktan onay almayanların hiçbiri saygın değildir. Evet. Hocam, Türkçe dua okunur mu diye çok soru geliyor bize. 5 dakikamız var. Hayır, reklama gideceğiz. Özcan Bey... Hocam ama sizin ön konuşmanız dahil değil de onun. Sizin ön konuşma dahil değil de hocam. Baba, Özcan Bey, öğlede bana ızgara köfte yiyeceksin demiş. Köftemi keser meser bak karışmam. Hocam, onun için böyle olsun, bir riske girmem ben. Afiyet olsun, yiyin tabii. 5 dakika. Hocam şimdi reklama geçeceğiz. Siz reklamda 1-2 tane köfte hocam hayır şey. Ama sizin konuşmanızdan sonra start alacak dedim ben. Söyledim, ben konuşurum Özcan Bey'le. Lütfen yani, olur mu öyle şey? Birçok soru var önümde. Çalışmışım bütün gece. Yapmayın. Yok yok, onlar haftaya. Haftaya da konuşacağız haftaya. Ama şimdi bir şey yapmamız haftaya lazım. Hadi şimdi birkaç dakikada.
Tamam, şimdi o zaman reklam arası verelim. Sonra siz de dinlenin, ben de dinleneyim, sonra devam edelim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk yattığı hastaneden canlı yayında Sabah Tümer'in karşısında. Bir şey önüme geldiği zaman. Hocam ben de şimdi reklam arasında kendi Twitter adresime girdim, Sabah Alt-RT'ye. Birçok izleyicimiz size geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Çok iyi ve çok sağlıklı gözüktüğünüz için şükrediyorlar ve size geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Elçiye zeval olmaz, ben de size hemen burada söyleyeyim. Şimdi birkaç tane bugün fazla izleyici sorularına yer veremediğimiz için hepsine şükranlarımı iletiyorum. Birkaç tane Twitter sorusu soracağım size, ondan sonra zaten sizi köftenizle baş başa bırakacağım. Namaz kılmayan biri cennete girebilir mi, yoksa diğer yaptığımız işlerde namaz kadar önemli mi? Diğer yaptığımız iyi işler namazdan daha önemli kadar değil. Ama bu iş namazsız da olmaz. Cennete girip girmemeye dayandırmayın işi. Eğer imanı varsa namaz kılmamış olsa da, hiçbir ibadet yapmamış olsa da cennete girebilir. Allah affeder onu ve girecektir sonunda. Ama ne kadar ceza çeker, ne olur, onları bilmiyoruz biz. Allah'a imanla bu dünyadan ayrılanların mutlaka ve muhakkak sonunda cennete gidecekleri Kur'an'ın açık beyanıdır. Buna hiç kimse itiraz edemez. Ha o arada kimini Allah rahmetiyle affeder, kimini hiç hesaba çekmeden cennete koyar, kimini biraz hırpalar, kimini, o Allah'ın bileceği bir şey. Allah'a iman varsa bunlar Allah'ın vereceği kararlardır. Kurtuluş kesindir. Ama dedim ya size, hayat nimetinin hakkını vermek lazım. O da bir bütündür. Onun içinde namaz da var, onun içinde hayır da var, onun içinde çalışmak var, onun içinde iyilik yapmak var. Onun içinde üretme, hayata bir şey bırakmak lazım. Zaten namaz, ibadetler, bizim din dilinde ibadet dediğimiz o formaliteler, hayata bir şeyler bırakacak adamı eğitmenin yolları, yöntemleri, hazırlıklarıdır. Esas hedef hayata bir şey bırakmaktır. Dolayısıyla yerin 3 kat altında oksijen tüpüyle nefes alıp vererek 10 saat, 8 saat ameliyat yapan doktorun yaptığı iş hiçbir şey değil bazı sahtekarlara göre. Ama akşama kadar güneşte yatıp ezan okununca geçip 5 metre arkada birkaç defa yatıp kalkarak akşam eve gidip yatıp uyuyan bir adam cennetin tapusunu cebinde taşıyor. Böyle bir yağma, böyle bir hayvanlar dünyası yok. Cenab-ı Hak o ibadetleri adam olup hayata bir şeyler bırakmayın eğitimini yaptırsın diye bize emretmiştir. Dolayısıyla bizim büyüklerimizden birisinin muhteşem bir sözü var. Bu iş ne namazlı olur ne namazsız olur. Ne sade namazlı olur ne sade namazsız olur. Ama ben nasıl anlatacağım size? Öyle bir yere getirdiler ki bunu. Adam bana, biliyorsunuz geçen sizinle bunu konuştuk kuliste gelen mesajlar içinde. Sen İslam'ı anlatıyorsun. Sen önce git sakal bırak. Bitti. Bitti. Biz ne diyeceğiz? Siz hiç Muzaffer Ozak diye bir zat duydunuz mu? Sabah. Ben evet. Muzaffer Ozak benim irfanına, kemaline saygı duyduğum, elini öptüğüm, yıllarca sohbet ettiğim, birçok gazeteciliğim boyunca röportaj yaptığım tercümanda, Hürriyet'te, çok muhteşem
insandı. Bizim kültürümüzü, dinimizi çok iyi bilen, kamil, arif, büyük bir insandı. O Amerika'ya gidiyor bir gün sevenleriyle birlikte. Kendi anlatmıştı. Daha iniyor havaalanında, gazeteciler duymuş böyle ünlü biri geliyor filan. Hemen orada birikmişler. İlk sorulardan biri şu: siz bir Müslüman alimsiniz, Müslüman öndersiniz, toplum önderisiniz ama sakalınız yok. Çünkü muntazam, her gün tıraş olan bir insandı. Cevap: Muzaffer Ozak Efendi'nin kemaline yakışır bir güzelliktedir. Bir cümle: benim dinim, çok iyi dinleyin, benim dinim, ben kendinden dinlediğim şekliyle, benim dinim kılı takdis etmekten münezzehtir diyor. Ya sakal bırakıyorsan bırak. Eğer onu bir de ruhani kaygılarla bırakıyorsan, ben o sakalını öperim de senin, ona saygı da duyarım. Ama be birader, benim Ahmet'in, Mehmet'in, falanın, filanın 50 yıllık uğraşla elde ettiği ilmi 3 günde elde edilecek bir sakala feda etme. Sen ne biçim Müslümansın ya? Sen ne biçim mi? Senin dibin başın belli mi? Sen ne biçim adamsın ya? Bırak da senin sakalına saygı duyayım ben ya. Benden o saygıyı da yok ediyorsun. Şunu demek istiyorum: herkes kendinde olanı din diye dayatmasın. Ama Kur'an'ın din demediği şeyi hiç kimse dine sokmaya kalkmasın. Bir defa birinci iş bu. Bu iş ne namazla olur, ne sade namazla olur, ne sade namazsız olur. Ben çok iyi işler yapıyorum, Allah'a secde et kardeşim. Hayat nimetini sana veren yüce kudretle senin niye diyalogun yok ya? Ha ama burada bir şey daha çıkıyor. Oradan işaret ediyorlar bana, son sözlerimi söylüyorum. Bir şey daha çıkıyor. Namazı namaz olarak, namazı Allah'ın ve peygamberin anlattığı gibi bu millete anlatsalar, bu millet o namazı kılar. Benim çocuğuma yurtta yer versinler diye kılmaz, burs versinler diye kılmaz, ihale alayım diye kılmaz, tamam mı, kredi kapayım diye kılmaz, beni de uçağına alsın diye kılmaz, Allah'a yaklaşayım diye kılar. Yazıklar olsun bunlara. Bunların bu dini böyle anlatanlarına da yazıklar olsun, böyle yaşayanlarına da yazıklar olsun. Ve tabi bu dinin bunlara Allah'ın huzurunda açacağı davaların hesabını nasıl vereceklerini otursun, konuşsunlar, onun bunun sakalı bıyığıyla uğraşmak yerine. Allah'a secde edeceğiz. Ama sonsuz kurtuluşun Allah'a imanı korumakla mümkün olduğunu bileceğiz. O imanı koruyorsak diğer eksiklerimiz bizi batırmaz. Ama kardeşim, onları da ikmal edelim. Allah'a imanı varsa bir adamın, o iman ettiği kudretin şunu yap dediği şeyi de yapsın be. Ya ama öyle bir anlatıyorlar ki hocam, bu yapılır mı? Evet, o yapılmaz. O zaman gel, ben sana doğrusunu anlatayım. Doğrusunu anlatacaklar vardır. Tamam hocam, mı? Çok teşekkür Sabahcığım, ederiz. Ben çok ayrılıyorum. Çok mersi. Hastalığınızla ilgili, sağlığınızla ilgili eklemek istediğiniz son bir şey var mı size teşekkür etmeden önce? Haftaya konuşuruz orada. Tamam hocam, haftaya benim konuşacağız. Benim şimdi odaklandığım nokta köftelerin soğumaması. Hocam afiyet olsun. Çünkü soğuyup ısıtılınca bir işe yaramaz. Yediğiniz işiniz sizin olsun hocam. Efendim? Hocam ne köftesi yiyeceğinizi soruyorlarmış senin... Twitter'da. Izgara köfte. Oh. Şimdi şifa sabah versin hocam. Benim yediğim iş, benim
Benim yediğim içtiğim benim olsun. Senin o altta masanın altında neler saklı? Sen bir de onu söyle millete. Hocam bugün kaçırdınız. Kuru kayısı, incir, erik göstereyim böyle. Bu gayısı. Bu incir. Hepsini de elledim. Sütlaç. Şimdi yemem, yemek zorunda. Aşure. Şey vardı, dut vardı, onu bitirdim reklam arasında. Hocam sağlıklı besleniyoruz. Ne yapalım? Siz hadi gelince bakalım. Size de ikram edeceğim hepsinden. Size sütlaç yaptırtacağım. Hadi herkese mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah şifa versin. Çok çok mersi. Evet, Yaşar Nur Öztürk'le birkaç haftadır cuma günleri beraberiz ve cuma günleri beraber program yapıyoruz kendisiyle. Gerçekten çok ilginç şeyler anlatıyor, çok güzel sorular geliyor kendisi de o sorulara güzel bir şekilde açıklık getiriyor. Sormuş olduğunuz bazı soruları ve kendisinin yapmış olduğu cevapları, vermiş olduğu cevapları...